Evet efendim, devam ediyoruz bakış programına. FİBA Emeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu bizlerle birlikte. Pazar günüydü. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir basın açıklaması yaptı. Daha doğrusu bir açıklama yaptı. Otomatik katılımla ilgili önümüzdeki dönemde, ki bu yaklaşık 1-1,5 aylık bir süreçte, yapılacak değişiklikler hakkında ufak tefek ipuçları verdi. Bunlardan bir tanesi 2 aylık sürenin cayma hakkının 6 aya çıkarılacağı, sistemden çıkanların tekrardan gelip ve haklardan yararlanacağı. Bunların hepsini biraz sonra detaylı Erol Bey ile konuşacağız. Aynı zamanda hani mevcut olan sistemde otomatik katılımda, bireysel emeklilik otomatik katılımda kaç kişi olduğunu da konuşacağız. Çıkanların neden çıktığını bir analizini de birlikte yapacağız. Varsa sorularınız efendim, bakış@habertürk.com iletebilirsiniz elektronik postalar üzerinden. Canlı yayına katılabilirsiniz. Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden ve Habertürk Twitter adresi üzerinden de soru ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Erol Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Herhalde anladığım kadarıyla önümüzdeki sene sonuna kadar 1-1,5 aylık, 2 aylık sürede bir değişiklik, bir revizyon, bir farklılık yapılacak gibi gözüküyor, öyle değil mi? Bir şeyler olacak herhalde. Evet, yani sektör bildiğiniz gibi otomatik katılımla ilgili olarak bu sene başı itibariyle başladı. 10 aylık bir deneyimimiz oldu. Girişler ve çıkışlarla ilgili olarak, caymalarla ilgili olarak. Dolayısıyla yaşadıklarımızdan sistemin daha uzun vadeli sürdürülebilir hale getirilebilmesi için çalıştaylar yaptık. Deneyimlerimizi kamu otoriteleriyle paylaştık ve bazı değişiklikler yapılacak. Bunlar da yapılacak gibi gözüküyor. Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar haberini hazırlamış. Bir izleyelim, üzerine sohbet edelim. Efendim, ufak haber var. Onun üzerine sohbet edeceğiz. Otomatik bireysel emeklilik daha cazip hale getiriliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, otomatik bireysel emeklilik sistemine daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için sistemi yeniden kurguladıklarını belirterek, "Çalışmalarımız son aşamaya geldi. Sistemden cayan vatandaşlarımızın tüm haklardan yeniden faydalanabilmesinin önünü açacağız," dedi. Bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan bireysel emeklilikte 27 Ekim itibariyle 3.371.203 kişi bulunuyor. Toplam fon büyüklüğünün 1.4 milyar liraya ulaştığı sistemde fonların %63'ünü faizsiz, %37'sini faizli fonlar oluşturuyor. Sistemden ayrılma oranı ise %50 civarında bulunuyor. Otomatik katılımla beraber katılımcıların toplam fon tutarı 64 milyar 710 milyon liraya, katılımcı sayısı 6 milyon 861 bin kişiye ulaştı. Bireysel emeklilik sisteminde fonların içeriğinde nakit, vadeli vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunuyor. Bireysel emeklilik fon getirilerine bakıldığında en çok getiriyi hisse senedi fonları getirirken, esnek fonlar döviz borçlanma araçlarında yüksek getiri elde eden fonlardan oldu. Gayrimenkul portföyü de yatırım varlıkları arasına yeni eklenen fon çeşidi oldu. Evet efendim, özetle böyle. Şimdi önce bir şey söyleyeyim. Yani biz otomatik katılımda neden revizyon yapma ihtiyacı hissediyoruz? Bir yerde bir problem var anlaşılan. Aslında sistemin genel kurgusu bilimsel şeyle uygun. Yani davranışsal iktisat şunu söylüyor, diyor ki emeklilik dönemleri için insanların uzun vadede para biriktirmesi irrasyonel bir davranıştır. Dolayısıyla burada ideal sistemler otomatik katılımla olacak sistemler, ama çıkış hakkı verilen sistemler bireylerin emeklilikteki refah düzeyini artırır. Bu temel kurgudan kurularak otomatik katılım sistemi oluşturuldu. Geldiğimiz şeyde son dönemde 3,5 milyon civarında bir kişi bireysel emeklilik sisteminde. Şimdi buradaki cayma oranları hep konuşuluyor. Cayma oranları. Efendim? Kaç kişi girdi bugüne kadar? Yaklaşık 8 milyon kişi girdi. Dolayısıyla %40 civarında bir devam eden oran var ki istatistik olarak baktığımızda iyi bir oran. Fakat daha da iyi yapılabilirdi. Şimdi burada caymaları analiz ettiğimizde çıkanların %50'si ilk 10 günde çıkıyor. %80'i, yani sistemden çıkanların %80'i ilk 30 günde çıkıyor. Dolayısıyla burada temel şeye baktığımızda %40'ı da çıkanların %40'ı da sistem içerisinde daha sonrasında ayrılma hakkının olmadığını beyan ediyor. Şimdi cayma ve çıkış, ayrılma kavramları biraz toplumda bilgilendirmede yanlışlık oluyor. Bunlar teknik kavramlar. Cayma süresi dediğimiz süre
bireylerin sisteme dahil olduktan sonra ana paralarını koruyarak sistemden çıkmalarını içeren süre. Bu 2 ay şu andaki sistemimizde. Oysa sistemin genelinde her zaman katılımcı istediği zaman sistemden ayrılma hakkı var. Dolayısıyla bunları analiz ettiğimizde bu cayma süresiyle ilgili olarak en hızlı şekilde düzenlemenin yapılması gerekiyor. Çünkü emeklilik şirketleri açısından baktığınızda 10 günde katılımcılara bilgi verebilme ihtimaliniz yok. Çünkü hemen giriyorlar ve akabinde de çıkıyorlar. Peki bu çıkanlara baktığımız zaman işte şöyle bir ayrım var mı? İşte asgari ücretlidir, hani tasarruf edecek miktarı yoktur ya da belki daha yüksek maaşlı olanlar çıkıyordur. Mevcut olan da bireysel emekliliği vardır, o yüzden çıkıyordur falan. Nasıl bir tablo var burada? Her birini analiz ettiğimizde göreceli olarak biri diğerine karşı bir farklılık göstermiyor. Yani cayma oranları ya da çıkış oranlarına baktığınızda hemen hemen asgari ücretliyle gelir düzeyi yüksek olanlardaki çıkış oranlarının çoğunluğu birbirine benziyor. Yani fark olarak geliri söyleyemiyoruz. Dolayısıyla burada asıl fark bizim tespit ettiğimiz şey sistemin o yanlış bilinirliği, cayma kararı bu otomatik katılım zorunlu şekliyle işlenmesinden sosyal medyada insanlar zaten sisteme girmeden cayma kararını vererek giriyorlar. Dolayısıyla da bunu bizlerin emekli şirketleri olarak bilgilendirme süreleri yeterli sürelere kalmadı. Çünkü %50'si 10 günde, %80'in 30 günde çıktığı bir yerde bilgilendirme yapabilme zamanımız yok. Önceden yapamıyor musunuz Erol Bey? Yani şimdi mesela şirketleri alıyorsunuz. Siz herhalde o şirketi işte 3 ay sonra sisteme katmadan önce bir araya geliyorsunuz. Herhalde oturuyorsunuz. O çalışanlarını o şirket bilgilendirmiyor mu? Siz bilgilendirmiyor musunuz? Bizler bilgilendirmeye çalışıyoruz. Fakat tabii bilgilendirme yerleri işverenlere gittikten sonra oralardaki işte yemekhanelerde, toplandığı alanlarda bilgilendiriyoruz. Katılımlar çok az oluyor. Çünkü emekliliğini dinlemeye çoğu insan ilgi göstermiyor. Dolayısıyla sisteme dahil olduktan sonra bilgilendirme yapabilmek zamanımızın olması gerekiyor. 2 ayın mesela 6 ay bakanımızın söyledi, 6 aya çıkartılması evet, yani, şeyi buradan kaynaklanıyor. Zor. Yani bizim sistemi tanıtabilmemiz için, anlatabilmemiz için ve bireylerin de otomatik katılıma katkı payı ödedikten sonraki gelirle yaşamalarına, alışmalarına tanınacak zamandır 6 ay. Peki, şöyle bir şey daha sormak istiyorum. Mevcuttaki %40 yani 3 milyon küsür bir şu an kişi 3,5 milyon tasarruf ediyor. Aslında baktığımızda bu çok düşük bir rakam değil. Değil mi? Yani bu yani böyle kötü bir tablo görmüyorum ben kesinlikle. Burada. Kesinlikle. Yani şöyle söyleyeyim, biz 14 yıldır bireysel emeklilik sistemi var ve 6,5 milyon, 7 milyon, 6,8, 7 milyon civarında bir katılımcısı var. Biz bir yılda 3,5 milyon kişiyi bireysel emeklilik sistemine dahil ettik. Bunun alt detaylarına da baktığımızda bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımla giren kişilerin 2 milyon civarının daha önceden bireysel emeklilik sözleşmesi yok. Sistemle tanışmamış. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemiyle de tanıştırdı otomatik katılım. Mesela birisi bir özel bir şeyden Twitter üzerinden BES hesabı olanın ikinci hesap işlemi sorgulanmalı diyor. Fon getirileri hiç de karlı değil. Ülkemizde belirsizlik çok fazla. Ya bu fon getirileri konusu yani ben 13-14 yıldır hep dururum, duyarım. Bu getiriler iyi değil, işte bir şey kazandırmıyor falan. Mesela ben bu seneye baktığımda ciddi bir bu sene morsa falan bayağı ciddi bir kazanç var değil mi Erol? Aslında bireysel emeklilik sistemi kurulduğu günden beri getirilere analizler yapıldığında enflasyon hep üzerine getiri sağlamıştır. Dolayısıyla bizde bireysel emeklilik sistemi her ay düzenli katkı paylarının yattığı bir sistem. Getiri hesaplamasında sanırım vatandaşlarımız yanlışlıklar yapıyor. Yani bir yıl içerisinde evet 100 lira 1200 lira ödüyor. Dönem sonunda hesaplama yaptığımda ben 1200 lira ödedim diyor. Oysa onun son 100 lirası bir ay kaldı. İlk 100'ü sadece 12 aylık getiriye maruz kaldı. Dolayısıyla bu hesaplamalara çok iyi... Ama o da biraz yani bilgisizlikten kaynaklanıyor. Kesinlikle. Yine sizin vatandaşı ya da sisteme giren kişiyi bilgilendirmeme gibi bir konu aslında var. Aslında bu tür raporlama... Yani. Aynen. Yani buradaki şey tamamen bilgilendirmeyle aslında bu tür bilgilendirme tool'ları daha fazla kullanılması gerekiyor. Bilgilendirme BES hesaplamalarıyla ilgili basında daha fazla yer almamız lazım.
Bunlara yönelik zaten çalışmalar başlatılacak. Peki şimdi Mehmet Şimşek diyor ki Başbakan Yardımcısı, otomatik katılımda yapılacak revizyondan bahsederken, sisteme yeniden girişte 2 yıl beklenmesi zorunlu olmadan tüm haklardan faydalanabilecek. Şimdi ben burayı bir hani ben biliyorum ama izleyicilerimiz bilmiyor. Şimdi biz sisteme girdik, kişiler girdi, bir hafta içinde çıktı. Bir daha bu sisteme giremiyor. Şu andaki düzenlemede giremiyor. 2 yıl beklemesi gerekiyor. Oysa burada... Bunu niye koydunuz ki buraya zaten? Yani çıkan istediği gibi girebilir yani. Hani diyeceksiniz ben mi koydum kardeşim de. Ama bu başta da yanlış kurgulanmış bence. Ya şimdi ideal sistem diye bir şey yok. Yani hani sistemden hepsi gelişme üzerine kurgulanıyor. Dolayısıyla yaşadıklarımızdan düzelterek ilerleyeceğiz. Bu da onlardan bir tanesi. Evet konulmayabilirdi ama... Hani kurgusunda bu kadar çıkış olacağı düşünülüyor muydu, düşünülmüyor muydu? Hani düşünülen bir şeydi ama hani belki olmaz. İnsanları tekrar sisteme dahil ettiğinizde rahatsızlık yaratır. 2 yıl bunlar, bu rakamların hepsi 2 yıllık vesaire şeyler. Diğer ülkelerdeki benzer sistemlerden alındı. Fakat şunu gördük biz tabii. Toplumsal olarak çıkan kişiler, ben onlara arkadaş kurbanı diyorum. Yani arkadaş kurbanı olan kitlelerin çoğunlukta olduğunu gördük. Yani hani 10 günde %50'sinin çıkması ve sistemin detaylarını bilmemesi aslında bir yanlış hareket yapıldığını gösteriyor. Ve akabinde bunların tekrar sisteme kazandırılması gerekiyor. Kendi isteğiyle girmesi gerekiyor. Dolayısıyla hemen oradaki düzenleme değiştiriliyor. Şeyi anlattılar bana Erol Bey, herhalde sizde de vardır o. O bana çok şeye geldi. İşte sisteme giriyor o Nisan ayında kişiler o gün başlıyor, akşama ya da ertesi güne telefon açıyorlarmış sizlere. Ondan sonra işte iptal ediyorum diyormuş. Evet tamam diyorsun, bir dakika durun, arkadaşımı da vereceğim, o da iptal edecek. Aynen, arkadaşını da vereceğim. Evet, o telefon böyle sırayla bütün iş yerinde dolaşıyormuş, öyle mi? Evet benzer şeyler. Ya da arkadaşı çıkıyor, benimkini neden yapmadınız diyoruz ki hani sizden çıkış talebi gelmedi. Arkadaşım çıkış talebinde bulundu ya, bu bütün şirket adına kapsamıyor mu şeklinde böyle, evet. Ciddi bir şey. Şimdi burada söylediği 2 yıl beklemez zorunda olmadan tekrardan geri döndüklerinde haklardan yararlanacak. Evet. Orayı ben çok anlamadım. Haklardan yararlanmak ne demek? Şimdi bizim bireysel emeklilik otomatik katılım sisteminde önemli teşviklerden bir tanesi ki bizim sistemimiz çok cömert sistem. Katkı paylarından %25 devlet katkısı veriyor. Ayrıca otomatik katılımda cayma süresinin sonunda, yani bugünkü sistemde 6 ayın sonunda sözleşme yürürlükte ise devlet de 1000 lira ilave devlet katkısı veriyor. Dolayısıyla sistemden çıkan kişiler bugünkü düzenleme kapsamında baktığımızda 2 yıl sonra tekrar sisteme girseler de bu 1000 lirayı alamayacaktı. Oysa şimdi bu 1000 lirayı kaybetmiş katılımcılar da tekrar sisteme girdiğinde bu haktan yararlanacak. Kalana günah değil mi? Ya aslında günah ya da şey değil yani. Kalanın suçu ne? Adam kalmış orada. Kalması daha iyi. Süresi daha erken başladı. Getirisi de var tabii. Getirisi daha fazla. Yani. Dolayısıyla çıkanlar aslında hani zarardan geri dönüyor. Zarardan geri dönüyor. Şimdi bir ikincisi diyor ki mevcut uygulamada 2 ay olan cayma dönemi süresini de 6 aya kadar uzatmayı düşünüyoruz. Bu sürede yine ana para koruma garantisi sunulacak. Şimdi 2 aylık bizim cayma süresini 6 aya uzatılacak. Evet. Şimdi Erol Bey burayı şöyle bir açalım. Bu konuşmadan sonra bazı spekülasyonlar da çıkmaya başladı. Bizim halk biliyorsunuz seviyor spekülasyonu, özellikle bazı kitler. Yani ben 6 ay boyunca hiçbir şart altında bu sistemden çıkamayacağım mı demek bu Türkçe'me? Hayır, şimdi cayma, bizim sistemimizde 2 tane ayrı kavram var. Tabii bunlar teknik kavramlar. Yani aslında bireysel emeklilik sisteminden, otomatik katılımla, gönüllü sistemle katılımcılar istediği zaman sözleşmelerden çıkabilirler. Buna yönelik hiçbir engel yok. Cayma dediğimiz süre, bireylerin ödediği katkı paylarının ana parasının korunduğu. Yani bugün 100 lira ödüyorsanız, ikinci ay 100 lira ödediyseniz, sistemden cayma süresi içerisinde 200'den daha az bir parayla ayrılmayacaksınız sistemden. Şimdi 6 aya çıktığında 600 liradan daha az bir tutarla ayrılmayacaksınız. Ama 8. ayda ayrılırsanız, ve ne bileyim fonlarınızı hisse senedi fonuna yatırdıysanız, hisse senedi piyasası düştüyse o zaman 700 lira ayrılabilirsiniz. Dolayısıyla yine çıkabiliyorsunuz fakat cayma süresinde ana para koruması sağlanmış oluyor. Katılımcılar açısından da aslında çok güzel bir şey. 6 ay boyunca ana paranız korunuyor yani.
Ama o zaman burada da şöyle kafa, yani şöyle bir soru işareti geliyor. Siz diyorsunuz ki zaten ilk bir haftayla bir ay içinde çıkışlar oluyor. Yani mevcutta bugün zaten iki ayı bekleyen, cayma süresini bekleyen yok. Biz bunu altı aya attığımızda zaten ne fark edecek? Yine bekleyen bir haftada, bir günde ya da bir haftada ya da bir ayda çıkabilecek. Doğru mu? Doğru. İsterse yani çıkacak yani. İsterse çıkacak evet. Yani. Ama buradaki tabii bu hızlı gelişin sebebi dediğim gibi sosyal medyada işte otomatik katılımın yanlışlığı vesairesi üzerine yapılan haberlerden kaynaklanıyordu. Şu anda toplum bu konuda daha fazla bilinçli. Çünkü yeniden sisteme dahil olmak isteyen vatandaşlar var, kitle var. Dolayısıyla bilinç seviyesi arttı. Yani hani bu yılın başları ya da bu yılın ortalarındaki otomatik katılım algısıyla bugünkü otomatik katılım algısı arasında ciddi bir fark var. Peki mesela bir tanesi de diyor, taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek. Bugüne kadar devlet katkısı nemalandırılmıyordu değil mi? Nemalandırılıyor. Buradaki bahsedilen sadece bu 1000 TL ile ilgili teknik yazımından kaynaklı olan bir farklı algılama vardı. O 1000 TL nemalandırılmıyordu. Evet, 1000 TL nemalandırılmıyormuş gibi algılanıyordu. Bakan Bey'in açıklamasında bu husus yine giderilecek. Realitede yani uygulamada nemalanmıyordu yoksa öyle mi zannediliyordu yoksa o da değerleniyor muydu? 1000 TL şu anda değerlenmiyor. Değerlenmiyor. Evet. Herhalde yani onu da çok kişinin alamayacağımı hesaba katmışlar. Herhalde çıkış çok olursa. Yani tahmin, devletin yani bu kadar bonkör bir sistemde kamunun o 1000 TL'nin faiziyle uğraşacağını düşünmüyorum. Tamamen tahminim yazımdan kaynaklanan bir kusur olarak kalmış olabilir. Peşim şimdi bir virgül koyayım. Yani sorular çok da ben bir tanesini seçeyim. Çünkü hani yeni düzenlemeye yönelik ben mümkün olduğunca soruyorum. Bir kısmı da zaten okuyucuların sorusu. Şimdi şu devlet katkısı dediğiniz baştan beri altını çizdiğiniz konu hakkında şöyle bir görüş var. Birkaç izleyiciden gelen görüş. Bu katkı payı bir tarafta bir yerde gönüllü beste olduğu gibi duruyor mu? Yoksa sadece bir taahhüt müdür diye soruyor. Şimdi bu tabii bence çok gereksiz bir tartışma. Sosyal medyada çok işleniyor. Biraz önce söylediğim şey. Yani paranın fiili olmasıyla taahhüt olması arasında vatandaş açısından hiçbir fark yok. Yani yine bir fonda değerlendiriliyor. Bu tarafta da taahhüt olarak belli değerlendirme mekanizmaları var ve hak edişiniz kapsamında o değerlendirme kapsamında alınacak. Yani sizin paranızın şöyle söylenmesi gibi. Yani bankadaki paranız hesapta nakit mi duruyor? Yoksa kaydı olarak bonoda mı duruyor? Yani sizin yani, açınızdan hiçbir farkı yok. Yani bankaya parayı yatırmışsın. Bankaya parayı yatırmışsın. Zamanı yani, geldiğinde aynen. Alıyorsam getirisine önemli değil nerede. Kesinlikle. Durdu. Burada da devlet bir kısmı için yani üçüncü basamak dediğimiz gönüllü beste nakit olarak emeklilik şirketlerine veriyor ve fonun hesabına giriyor. Diğerinde de devlet diyor ki tamam taahhüt olarak ben bunu verdim. Yine onun da getirisi var. Onun getirisini hak edişi kapsamında yine katılımcılar ödeyecek. Vakti zamanı gelince vakti alacaksın. Vakti zamanı geldiğinde yani. Alacak. Yani. Peki şimdi yani süre de azalıyor. Bu düzenlemeler, mesela Sayın Şimşek'in söylemiş olduğu bu düzenlemeler sizi tatmin etti mi? Bu bugünkü %60'a ya da 55'lere, 56'ya varan çıkış oranında aşağı çekecek bir düzenlemeler midir? Yoksa aslında yapılması gereken de şu var dediğiniz bir şey var mı? Ya şimdi bunlarla ilgili tabii kamuyla beraber çalıştaylar yaptık. Kısa vadeli yapılacaklar, orta vadede yapılacaklar ve uzun vadede yapılacaklar şeklinde önerilerimizi paylaştık. Bunlar kısa vadede yapılacak. Hemen hızlı aksiyon alınabilecek önerilerdi. Dolayısıyla sonraki orta ve uzun vadede yapılacak olanları da şu anda değerlendiriliyor. Başka başka şeyler de yapılabilir sistem üzerinde. Bu kalıcılığı artırmak, devamlılığı artırmak. Bunlardan en çok konuşulan işte hani işveren katkısı. Şimdi bu tabii kısa vadede yapılabilmesi şu anki ekonomi şartlar açısından baktığımızda çok farklı unsurlar içeriyor. Dolayısıyla mesela bu orta ve uzun vadeli olarak ayrıştırıldı. Ama kısa vadede Bakan Bey'in söyledikleri yapılmasında sisteme bir ivme kazandıracaktır. Yaşla ilgili bir düzenleme bekliyor musunuz bu şeyde? Bir de 45 yaş, yani yaşta dediğimiz 45 yaş üstü üzeri de gelecek mi? Yani böyle bir düzenleme. Bu da önerilerimizin içerisinde vardı. 45 yaş çünkü şu anki gönüllü sisteme baktığımızda ağırlıklı katılımcıların olduğu yaş grubu. 45 yaş tabii insanların emekliliği düşünmeye başladıkları tabii bir yaş. İş işten geçmeye doğru yaklaştığınız evet, artık yaş. Artık son dönemece yani, giriyorsunuz evet, son vesaire. Dönem. Dolayısıyla 45 yaşın otomatik katılımda gönüllü olarak girilmesi
sistemin büyümesine katkı sağlayacaktır. Fakat orada farklı parametreler de var. Dolayısıyla o parametreler yapılması durumunda bu da gelebilir. Aynı şekilde gönüllü sistemde 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemine yapılmasıyla ilgili olarak. Evet. O mesela bu torba kanunda ben onu görmedim. Herhalde önümüzdeki dönemlerde mi gündeme gelecek? 18 yaş altı. Olabilir yani. Hani bizim öneri taleplerimizin içerisinde yer alan unsurlardan bir tanesiydi. Peki şimdi şunu da merak ediyorum. Mevcut olan bugün işveren katkılı bireysel emeklilik planları var. Bunları da siz satıyorsunuz. Burada evet. işveren katkısı da var. Evet. Toplamda ne kadar bir kişi bu işveren katkılı planları, otomatik katılımı dışındaki bu sistemden yararlanıyor? Böyle bir rakam var mı orada elinizde? Ya şu anki toplam şey içerisinde baktığımızda çok daha küçük. Yani hani 6.8 milyon katılımcının içerisinde işveren katkılı olan grup çok 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 daha az. Buranın gelişmesi için de biz efor sarf ediyoruz. Orada işverenin, mesela şimdi biz hep işveren katkısı, işveren katkısı diyoruz. Bu tabii işverende bir korku yaratıyor. Mesela ben hem yazılarıma gelenlerden hem de buradan programa gelenlerden görüyorum. Yani işveren katkısı bir korku, korkutucu. Sanki biz katkı deyince %10'lar, %15'ler. %3'ler, yani mesela, %2'ler. Ha, onu söyleyeceğim. Tabii. Mesela işveren katkılı planlarda yüzde kaçtır? Ortalaması %3'ler civarında. Değil mi? Tabii. Mesela İngiltere'de de %1 kademeli başlamış. Otomatik katılım, yani otomatik katılımda işveren katkısı olsa bu seviyelerde olacaktır. Yani buradaki tamamen gönüllü sistemde olduğu için işverenin çalışanlığı şirkette devamlılığını sağlamak üzere bir teşvik unsuru olarak kullandığı için 3'le 5'ler seviyesinde. Ama otomatik katılımda bunlar %1'ler, %2'ler seviyesinde kurgulanacaktır. Yani biz öyle. Hep sosyal güvenlikteki SGK'daki gibi %15, %18, %20'lere varan katkı tabii, diye düşünüyor evet, kişiler evet. ama yani... Tabii oradaki katkıların şeyi içerisinde sağlık sistemini de barındıran giderleri de şey yapıyor. Sadece emeklilik değil. Oysa otomatik katılım o ana sistemin tamamlayıcı bir unsuru olarak burada ve sadece emekliliğe yönelik bir unsuru içerdiği için işveren üzerindeki etkisi de çok sınırlı olacaktır. Peki ne zaman Sayın Şimşek'in söylediği düzenlemeler hayata geçecek? 2018 başına itibaren mi? Sanki öyle gibi evet. 2018 başı gibi. Çünkü 2018'de biliyorsunuz yeni bir otomatik katılım grubu dahil olacak. Kim onlar? Ya, 50 Ocak'ta yaş. 50 ve üzerinde 50 ile 100 çalışan arasında olan firmalar dahil olacak. Ki çok büyük bir kitle galiba o değil mi? 2.6 milyon evet. civarında bir. Temmuz'da da 10 ve üzerinde çalışan firmalar. Yani 2018'de toplam bir 4 milyon daha otomatik katılım sistemine dahil olacak çalışan grubu var. Dolayısıyla o zamana yetişecektir muhtemelen. Yetişecektir bu, diye tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum Erol Bey. Yerimize katıldığınız için ağzınıza ayağınıza sağlık. Önümüzdeki aylarda tekrardan bir araya gelelim. Bir değerlendirmeyi yapalım. Tekrar teşekkürler efendim. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın sabah aynı saatte tekrar huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın efendim.